Oyun parklarında bazen istenmeyen kazalar olabiliyor. Bunun son örneği Bursa'da yaşandı. 12 yaşındaki Ecin'in eli bindi, tahterevalliye sıkıştı ve parmağı koptu. Peki anne babaların alması gereken tedbirler neler? Bakalım. Eli tahterevalliye sıkıştı. Bir parmağını kaybeden küçük kız ölümden döndü. Salıncaklarda sallanırken önlerinden geçmelerine dikkat etmeler lazım. Zaten mesafeler çok yakın birbirine. Aşırı derece kazalara sebep oluyor. Akıl almaz olayın adresi Bursa'ydı. 12 yaşındaki Ecrin çocuk parkında oynuyordu. Sol eli tahterevallinin bağlantı noktasına girince parmağı koptu ve Ecrin hastaneye götürüldü. Ecrin'in parmağı ameliyatla yerine dikilecek. Ama parklardaki bazı oyuncaklar tüm çocuklar için tehlike saçıyor. Oyun parklarındaki oyuncaklara dikkatli baktığımızda mutlaka bir eksiklik, problem görebiliyoruz. Örneğin buradaki tahterevalli. Bakın burada bir plastikten yapılan bir kapak var. Burada da aynısı vardı. Bu çıkmış ve buradaki vida da öylece ortada. Yani çocukların parmağı her an buradan zarar görebilir. Çocukların parmağını sıkıştıracağı veya uzun saçlıysa saçlarının dolanabileceği, yüksekten böyle salıncaktan kayarken de düşmesini engelleyecek korkuluklar yapılabilir. Biz saçını topladık, öyle geldik. Onlara dikkat ediyoruz. Uzmanların en önemli uyarılarından birisi de çocuk parklarındaki metalden yapılan oyuncaklarla ilgili. Bu oyuncaklar zamanla paslanabiliyor. Çocuklar bu oyuncaklara her bindiğinde ve o paslı demirlere dokunduğunda bir takım sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden zaten biz çocuklukları doğumdan itibaren sürekli belli aralıklarla tetanoz aşısını yapıyoruz. Bu aşıları da vakit geçirmeden düzenli olarak ebeveynlerinin de yaptırması gerekir ki çünkü çocuklar oynarken daha rahat oynasınlar.